Evet, ya, e, sevgili Muhammed'i uğurladık ve stüdyomuza programımızın ta yıllar yılı vazgeçilmezi Demirbaşı, çok değerli tiyatrocu Yiğit Kasapbaşoğlu geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş Hayırlı evet. oldun. Hoş bulduk. Ay çocuklar zaten kötüydüm Beni epey ağlattınız. Evet. Çok zor. Çok zor. Çok böyle derin hissettiğimiz bir acı. Ülkece tabii ki. Eee Şöyle bir Aynı şey var. Aynı ortak paydada buluşuyoruz. Ee, Aynı acele. Empati kuramıyorsun. Ya yani empati evet. bile kuramıyorsun. O kadar kötü. Yani o kadar kötü ki yani bazı olaylarda empati kurmaya çalışırsın. Öyle değerlendirmeye çalışırsın. Ben olsam ne yapardım diye. Hı hı. Ama Muhammed'in anlattıklarına empati bile kuramıyorsun. Evet. Muhammed'in anlattıkları bir Sinema filmine koysan o acıyı böyle bir şey olur mu dersin. Bir belgesele koysan aman Allah'ım dersin. Ve yani. Ama e, bu arada genç meslektaşım Ali kardeşimi ya e, o güzel yüreğinden öpüyorum. Biz de. Evet. Gizle ne güzel örnek bir davranış ki bunu gizli tutması da e, ayrıca bir şey çünkü. Aslında yani paylaşılmalı bu. böyle şeyler. İnsanın evet. yaptıkları Olmalı. güzellikleri Aynen. Der. Çünkü gördüğümüz zaman belki yap, yapacak ama e, arada kalmış, yapmak istemiyor ona çok güzel e, örnek olacak. Bence göstermeli. Yapılan iyilikler gösteriyor. Evet, ben ama eminim tabii, ki bir sürü kişi e, Ali kardeşime örnek alacaktır. Eminim, şüphesiz Kesinlikle. ki Nebahat Çehri de mesela evet. özellikle Altın Kelebek'te giydiği elbiseyi e, yani bir kenarda tutabilirdi. Cihan Nacar imzalı Hı. elbisesini. O da Deprem çantası yapan bir çocuğa e, hediye etmek istiyor. Şimdi tabii ki bunun altında bir elbise gibi görünse de bir sanatçı olarak da duyarlılığı e, ve evet. taşın altına da elini koyuyor olması bu sadece bir elbiseyle ibaret değil. Biz pandemi sürecinde de sevgili Nebahat Çehre ile sağlıkçılarımızla çok özel işler yaptık. E, çok güzel. Yapılmalı. 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 Yapılmalı mutlaka. Evet. Ve söylenmeli, paylaşılmalı. Paylaşılmalı. Evet. Peki mi? kesinlikle e, Nilgün Hanım'ın böyle bizim magazin gündeminin e, çetrefilli konularına böyle sakin, tatlı, huzurlu, <laughs> çok şeker yorumları var. E, hadi biraz magazin yapalım, e, tura çıkalım. Aralarda size soracağız bazı şeyleri. <laughs> Tabii Nasıl bir şey? Ay, çok korkunç. Zor. Çok korkunç. Evet. Yani insan uyku bile uyuyamaz. Evet. E, yani... Yaşatmasın kimseyi. Evet. Yani. E, hiç bunca yıllık sanat hayatınızda başınıza böyle bir şey geldi mi? Hayır, gelmedi. Ha. Çok şükür gelmedi. Evet. Siz <laughs> e, tabii. Galiba bu olaylar e, sosyal medyanın bu kadar çok kullanılmasından sonra yaygınlaştı. Tabii. Yani e, insanlarımız seviyor, çok vakit o geçiriyor, çok büyük paylaşımlar yapıyor evet. ve dikkat çekiyor sanıyorum. E, biraz akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde olmayan insanlarda da böyle takıntılar meydana gelebiliyor demek evet, ki. Özellikle evet özellikle ünlülerin. Tabii. Şimdi Tabii. ünlü isimlerin onlara ulaşamayan hayranları fanları, şimdi biz hayran fan diyoruz ama ruh sağlığı yerinde değil, psikopat, sağlıklı bir birey değil ki Tabii. böyle çok bir yanıt yazıyorlar, belki bir emoji koyuyorlar. Oradan Ünlülerin cesaretleniyor. Oradan evet, cesaretli. cesaret alıyor. Bak bana cevap verdi, verdi diyor, diye. benim farkımda evet. diyor. Sonra evet. evinin kapısına kadar gidenler evet. de oluyor ki bunlardan bir tanesi kimler var? Aleyna Tilkiyi hatırlıyorum ben. Aleyna Tilki. Şey vardı galiba. Bunlar Altuğ da böyle bir sıkıntı evet. yaşamış Ama en, yeni bir şarkıcı kızımız vardı öyle. En korkuncu şey Hande, Hande Yener. Yener İstanbul'da şimdi semtini söylemeyelim. Eve giriyor, kapıyı bir açıyor. Adam berjer koltukta, abajuru da yapmış, onu evet. bekliyor. Yani dehşet verici bir hikaye. Böyle Ay film dijital platformlardaki korku gerilim filmlerine benziyor. Kız çığlıklar atıyor tabii. Sonra savcılığa şikayet ama şeyi üstünden atamıyor. E, tabii korkuyor. insan o anda evet, çığlık absurda. bile atamayabilir, psikolojik, bayılabilir de yani. Psikolojik Hay. tedavi bile almış ama hemen sonra evini değiştir. Ya evini değiştirse de bir adam girmiş, oturmuş, seni bekliyorum diyor. Peki adam nerede şimdi? ceza verdiler ama şu an ne durumda bilmiyorum. Yani her an başka birine de gidebilir. Evet ya da Teoman. Şimdi Teoman da. evet artık sapkınlık derecesinde korkuyorum hayatımdan endişe ediyorum diyor. Çünkü çocuk önce mesaj atmaya başlamış bu kişi kadın. Sonra bir öğreniyor ki oturduğu semte geliyor markete bakkala saklanıyor. Puslu kuruyor teomanı bekliyor. Ay. Hey Allah'ım yani. Hı. Eskiden bunları filmlerde seyrederdik ve Aynen. korku filmlerinde seyrederdik Aynen. Aynen. tabii. Şimdi e, hayatın içinde Aynı. Aynen. Allah Şimdi Evet. Bu isimler için de ünlü isimler tabii çok önemli. Onlara ulaşmak çok önemli değil tabii, mi? Tabii tabii. Onlar için onların çektiği bir mesaja bir emoji vermek onlara inanılmaz bir güç veriyor. Bir dakika o beni çünkü sağlıklı düşünmüyor ki. Tabii. tabii. Anne ben, beni, Yener ben diyor, beni tabii. çok seviyor diye düşünüyor tabii. o mesela. Ya da Beni eve bekliyor diyordur diye Allah bilir sorsan mesela. yani. Tabii mesela şeyler oluyor işte sevenlerimiz yolda gördüğünde fotoğraf çektiriyor. Hı hı hı. -hı. Biz de seve seve ben çektirenlerdenim. Ee, ama sonra aradan iki sene geçiyor diyor ki beni hatırladınız mı resim çektirmiştik? Evet. Yani işte o emoji de işte onun gibi bir şey. Ne güzel beni, Aynen. beni hatırladın mı? Sen benim yazdığım şeyi beğenmiştin. Sen, beni Sen benim yakınım. Yakınımsın. Bağ evet. kuruyor çünkü evet. o emojiyle. Evet. Şimdi Teoman'ın bugün isyanı da var biraz sonra okuyacağız ama önce haberini izleyelim Şu markette kendisini bekleyip etrafta pusu kuran. Kimmiş ve Teoman'ı nasıl bir psikolojiye sürüklemiş? İzleyelim. Ee, şimdi Teoman bugün Hürriyet kelebeği de konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Kendisini rahatsız eden takıntılı hayranından şikayetçi olan Teoman konuyla ilgili çok e, şey gel tedirgin olduğunu, hatta şoförünün de saldırıya uğradığını söyledi. Şikayetçi olduğu takıntılı hayranıyla birkaç kez yüz yüze geldiğini korktuğunu sokağa çıktığında artık tedirgin olmaya başladığını söylemiş ve devam etmiş. Aslında kızmıyorum ama takıntılı hayran demesek daha doğru olur. Bunlar deli <laughs> yani bir takım deliler e doğru ünlülere, zarar verebilir. Tabii Sağlıklı düşünmüyorlar. Aynen. Yani. Ünlülere kafalarını takıyorlar. Üzülüyorum da mahkemeye vermeye. Fakat birkaç kez denk geldik. insanın ödü patlıyor. Tedirgin oluyorum. Akıl hastası bunlar. Hayal dünyalarında bir şey kuruyorlar ünlü isimlere dair. Ama korkuyorum. Herhalde. Mecburen de mahkemeye vereceğim diyor. Galatasaray i̇şte Teoman nerede oturuyor? Oturduğu de Teoman'ın evet. daha çok İstanbul. hareketli tam böyle İstanbul'un göbeği. Yani izole ve daha güvenlikli bir alan değil. Sıkıntı. Evet. evet yani Sıkıntı, insan tedirgin evet. olur çünkü zarar verebilir. Yani onun e, şimdi karşılaştılar diyelim. Yani Vermeyiz. Teoman ne yapacak? Boynuna mı sarılacak? Eyvallah. İyi ki beni takip ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Benim hayranım oldum. İtirdemeyecek. Bu ne büyük hayranlık e, demeyecek. Belki ters diyecekti. Ama yapma. Beni rahatsız ediyorsun dediğinde oradan ters bir tepki, alabilir. ters bir müdahale şey alabilir. E, yani çok riskli. E, Fatma geri. Ya artık hayran ben de demek istemiyorum. Yok hayran sapkın değil. Işi. 55 yıl takip ediyor. 55 ya, yıl ya. 1963'te başlıyor. Top ağacındaki evinin 5. kattaki evinin balkonuna tırmanmakla başlıyor. En son Okumuş. Fatma Girik e, vefat etmeden bir süre önce ya hastaneye giriyor, odasının kapısını açıyor Fatma Girik şok, merhum sanatçı benimle evlenmeni Hı. istiyorum diyor. 55 yıl Sonra bu tabii, sağlıklı bir durum değil bu hayranlık şey falan değil, değil. ki değil. bu bu senin anlattığında dijital bu kadar sosyal medya tabii. bu kadar aktif olmayan bir dönemden evet. bahsediyor müge evet. evet 55 yıl nasıl bir istikrar İnanılır evet, gibi değil. Korkunç. İstikrarın Şu ötesinde mi? tam Hiç tedavilik aslında. Evet, Ama tabii. bu insanları da alıyorsun hastaneye yatırıyorsun tedavi ediyorsun çıkıyorlar tekrar takip tekrar takip yani. Ya tabii ilaçlarını çağıracak. almıyorlar kontrole gitmiyorlar yani esasında bir takip sistemi olması gerekiyor. Bence bu e, akıl ve ruh sağlığı tedavisi hepimiz görebiliriz. Bu da e, mide evet. rahatsızlığı gibi bir <laughs> Doğru. hastalık. Yani midemiz hastalanıyorsa niye ruhumuz hastalanmasın? Hı. Evet. Ama e, hastaneden çıktıktan sonra bence yani Sağlık Bakanlığı'na duyuru yapıyorum ne olur takip edin ilaçlarını alıyor mu e, sürekli kontrole olur. gidiyor mu çünkü çok Keşke önemli hemen evet. tekrar e, o şey tekrarlayabiliyor o, o sağlık Üç sorunu. İçer erkenin isyanı o yönde zaten. Lütfen diyor alın tedavi edin hastaneden de kolay kolay bırakmayın diyor. Peki bırakmamak eğer... da çözüm değil ama takip evet, edilmesi takip gerekiyor. Edilmesi. Evet evet evet. Peki haberlerle devam. Edelim. Fahri Evcen'le ilgili bir haber var. Evet, evet. Ee, Fahri şimdi Nilgün Hanım bir tiyatrocunun yanında Böyle milyon dolarları falan konuşurken şöyle biz de bir iki kez yutkunuyoruz. ama Alıştık, Fahri... alıştık. Evet. <laughs> Şimdi Fahriyevcan Rakamlar Burak... Rakamlar fena. Rakamlar fena geldi hani dediği gibi. Şimdi Fahriyevcan ile Burak Özçivit bir reklama imza attılar, bir yatak reklamına. 80 milyon TL'ye. E, fakat <laughs> kamera karşısına geçtiler önce onu izleyelim. Sonrasında bir şeyler yaşanmış onu da söyleyeceğiz. Hmm. Şimdi 80 milyon TL'yi bu yatak reklamının 2 yılını alıyorlar. Ah canım yani yanlış anlaşılmasın. 2 <laughs> derken... 40 -40 yani. 40 -40. yıllığını derken? 40-40 alacaklar yani. 40-40. Ama 2 yılına o 80 milyonu 80 -80 peşin alıyorlar. Alıyor. Ben de 80-80 diye anladım. Yok. Uçacaktım buradan. Yok. <laughs> Yok gene uç hayatım. Ne olacak 80 milyon yani bu zamanda 80 milyon. Gene evet. uçulur. Allah <laughs> daha çok versin ne diyelim. diyelim. Evet. Güle güle harcasınlar. Önemli olan e, o paraların ben hep onu söylerim ve onu isterim. Yani gelecek olan paranın e, iyi yerlere Harcanması. harcanmasını Allah sağlıklı harcanmasın, Sağlık nasip huzur etsin, getirmesi. huzur. İki yani tane. şimdi ha. görüyoruz, e, ben tabii e, seyreden seyirciler için de bir şey söylemek tabii istiyorum. Ki. İsterseniz e, dört sarayınız olsun, malikanelerde oturun ama e, huzurunuz yoksa Mutlu değilseniz inanın o para sağlığınız en önemlisi yerinde değilse o paranın pulun hiçbir önemi yok Düşün miden hasta yemek yiyemiyorsun Tabii ki Ne yapacaksın o yüzden Allah herkese önce sağlık mutluluk huzur versin Olur. para eksik kalmasın mesela böyle bir para veriyor ne güzel söylediniz Fahriye Evcen neden bu kadar huzursuz Bu çünkü çekimlerde çok huzursuzmuş e, istekleri bitmemiş karavanda ciddi böyle bir minik tartışmalar bir şeyler yaşanmış Hı. özel kulisler hazırlanmış Hı. İşte böyle bir şey olabilir var. mi parayı almışsın Fahriye evcan parayı almışsın. Ya bir sakin i̇şte tamam. Şey o, o karavan olsun bu karavan olsun niye böyle? Gel bak şimdi ben hep ne? E, ne, o, e, ne oluyor? O oradan? zaman şöyle bir şey oluyor. E, aranıyorsun. Ha. Neyi o <laughs> yani, aranması? E, her şeyin var. Rahat batıyor. Her şeyin rahat var. Ona duygularımız evet. kaşınıyorsun derler. E, i̇şte rahat batıyor. Yani çünkü gibi. insan e, benim hep bir duam vardır. Bunu hep söylerim. Hı. Ben Allah. Şükredeceğim zaman önce çektiğim yokluklar için şükrederim. Hmm. Çünkü eğer ben o yoklukları çekmeseydim ki çok yokluk çektim gençliğimde, hmm. genç kızlığımda, şimdiki sahip olduğum şeylerin kıymetini belki de bilemezdim. Kesinlikle. O yüzden ee, biraz e, elindekilerle mutlu olmayı bilmeliyiz. Evet, burada ama varlık içinde bir huzursuz Onu, tabii, huzur yokluğu var. Burada acaba varlık var. karı çocuğu evet. mu araları iyi ee, değil? Şöyle huzur şimdi var. çekimlerden arkadaşımız, aramızda kalmasın ekibinden arkadaşımız Umut Ünver'in özel bir haberine geçelim. Bu 80 milyonluk Haber de onun haberiydi. Hı hı. Eşi Burak Özçivit'le rol aldığı 80 milyonluk reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen. Biraz evvel sen de söyledin huzursuzluk, tatsızlık. Çekim ekibiyle sorunlar yaşadı. Çekimler Kemerburgaz'daydı. Çift için özel kulisler hazırlandı. İkisine de ayrı evet. ayrı kulisler hazırlandı. Ancak Fahriye Evcen özel bir karavan istedi hı hı. kulisin dışında. Ee, o karavan, özel karavan gelmeden de çekimlere başlamayacağını söylemiş. Ee, çekimlerde yani sonra apar topar ekip de demiş ki ya daha önce bari söylenseydi biz ona göre organize olurduk kulis yapacağımıza karavana ayarlar getirirdik buraya diye. Ee, başlamamış çekimlere. Hadi biraz tatsızlıkla bitirmişler. Bir iddia daha, daha var. Çekimlerde kullanılan kıyafetler ki bir 50 bin TL'lik bir Kıyafet gelmiş gitmiş. Fahri, normalde onların çekimden sonra Iade ekibe edilmesi. bırakılması gerekiyor. Fakat Fahriye almış. Eve götürmüş. <laughs> Eve götürmüş. Ben kendisiyle hiç tanışmadım. Uzaktan gördüğüm kadarıyla şeker bir kız. Yani Burak'la tanışmıştım. Burak da çok sevimli, çok sıcak bir delikanlı meslektaşımız. Evet. Eee bir mutlaka, mutlaka bir mutsuzluğu vardır. Evet. Mutlaka. Ya da şey mi oluyor acaba? Evet. Yani bir böyle o vardı. bir sette bir tavır sergileme merakı mı? Yani ben bir markayım, benim bir duruşum var, o karavanı istiyorum, bunu getirin, kıyafet... Bu mu yani gerçekten? Ya, yani merakımdan sonra... bu çok... E... yani bu böyle bir strateji yakın mi değil. acaba? Mutlaka altında mutlaka yani şimdi iki ünlünün birbirini taşıması da zor. Hı -hı. Ee, Aynı evde. Yani sizler de buna benzer haberler mutlaka yapmışsınızdır. Evet. Ben de kendi hayatımda tanıdığım ünlülerden şahit olduğum şeyler var. Ee, yani taşımaları biraz zor. Hı -hı. Ee, o yüzden belki öyle bir sorun çıkmış olabilir. Hı, yani rekabet arası. yarışı oluyor Hı. ünlü eşlerin arasında. Evin içinde düşünemedim biliyor musun. Yok Biri oluyor. mutfakta mesela Kesin bir oluyor. salonda Fahri'ye mutfakta Burak salonda e, birbirlerine hitap şekilleri ve aynı ortak paydada yani salonun ortasında buluşmak için de belki kaprisler mi oluyor bu seslenişler? <laughs> bir teknik bir bir şey Yok, mi var? Yok öyle öyle <laughs> öyle değil çok ama Çünkü düşünüyorum iki sor. ünlü isim Tabii ki yani böyle çünkü şey var bir ne derler ona doğru kelime her ünlü ismin nesi vardır böyle. Egosu vardır. Şahane evet. egosu var iki ego yan yana gelince. işte orada e, kıvılcımlar çıkıyor kitap, galiba bence, yani e, bunlar oluyor çünkü e, yani şu anda e, sevgili Burak epey iş yapıyor evet. göz önünde Fahriye e, evde oturuyor e, iş yapmıyor. Ee, onun da, yapıyor, o da 80 milyon. onun da bir e, tamam o iş ama ö inan oyunculuk ki başka bir şey. oyunculuk Tabii. farklı Tabii. bir şey yani Doğru. insanı e, tatmin o. etmiyor işte orada belki kaç senedir biriktirdiği şeyi belki yaşamak istedi. Ha, yani, ben şurada bir dıvalımı sergileyeyim. De Çünkü bu... hakikaten evde oturmak e, çocuklarıyla ilgileniyor ama çalışan bir insanın evde oturması cidden. Ruh sağlığını bozabiliyor. Evet ee, şimdi daha önceki yıllarda da e, o haberlerde tabii onlara da bir baktık. E, Kur Seyit ve Şura dizisinde Elçin Sangı ile aralarında bir problem olmuştu. Hatta Elçin Sangı'nın seti ağlayarak terk ettiği iddia edilmişti. Başka bir dizi Ölene Kadar dizisi <laughs> ATV'nin bir dizisiydi. Orada, Orada da bir sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti. Ama Fahriye her iki sette de bir şey olmadığını söyleyip e, olayı kapatma yoluna girdiler. Yıllar sonra... Şimdi böyle bir şey çıktı. Yani işte iddia edildiyse, o iddianın içinde... Bir şey çok içinde, konuşuluyorsa bir şey vardır. Evet ateş olmayan yerden kül, duman çıkmaz duman kül çıkmıyor. demişim. Duman evet. çıkmaz derdi büyüklerimiz. Evet doğru. Devam <laughs> edelim, edelim haberlere. Edelim. Şimdi böyle e, son zamanlarda ev alanlar, evlerini satanlar bir taraftan bir taraftan da var olan evlerini yatırıma yani bir şey üretmeye ayıranlar var. Mahsun Kırmızıgül'den bahsediyorum. 2022'de İstanbul'dan ev almaya karar verdi vermesine. Sonra ne mi oldu? Abi izleyin Allah aşkına ya. <laughs> <İyi gün gülüyor> hanım e şöyle ya da elinizde 120 milyon TL var. Ev mi alsam <gülüyor> film <gülüyor> mi yapsam? <laughs> Ve filme yatırmaya ee, yani karar Yani Bir şey söyleyeyim. Tabii e, çok iyi anlıyorum onu. Ben de bu işi yapıyorsam film yapardım. Ev almazdım. Siz de mi öyle? E, yani kötü bir yolla dönüyormuş ama ben e, sevgili Mahsun'un e, şarkıcılığa dönmesine çok sevindim. Evet. E, çünkü olmaz yani. E, seviyoruz seni dinlemeyi. Evet. Halkın seviyor. Evet. Şu belalım yani... Ne kadar güzel değil güzel. mi? <laughs> Acaba şarkıcıdan <laughs> dönmesi için mi zarara uğradı diye böyle tatlı <laughs> evet. bir şey ortaya Yani kötü bir sebeple olmuş milyon. ama e, iyi olmuş. Evet, evet. yani film Çakal. tabii şans şey kötü bir döneme denk evet. gelmişti ama 112 milyon birden bir filmden zarar etmesi çok büyük bir şey. Gerçi bir sahneden çıkarır onu. Ya sahneden Hemen çıkarsan toparlan. da hazırdaki paran gitmiş. Evet. Yani evet. sahneden istiyorsan 200 milyonu çıkar aklın hep kaybettiğin 112'de kalacak o, o da olsaydı 300 o oluyordu diyeceksin Evet böyle evet yani tabii çok, üç, büyük para, çok büyük para çok büyük para uygun. yani evet. o da belli iyi kaliteli bir iş yapmak istemiş büyük yatırım yapmış ama Bence bundan sonrası için de böyle çok dikkatli karar verir bir film çekmek istese de bu kadar para yatıracağını düşünmüyorum Değil Aha, mi? İşte Herhalde. o ona ders mi olur yoksa tam tersine <laughs> sanata Çünkü yatırmaya e, devam edeceğim diye. Çünkü yaptığı işlere mi? özen gösteren biri masum primlerinde de görüyoruz. E, cidden kaliteden kaçmamaya <laughs> çalışıyor. Yapıyoruz. İyi işler yapmaya çalışıyor. Konserleri öyle büyük orkestralarla, e, senfoni orkestraları gibi. <laughs> Neyse iyi oldu döndün. <laughs> Bir açıklama yapmıştı ya şu şu an nedense sizi dinlerken onu düşündüm. Bir daha sahnelere asla dönmeyeceğim. Şarkı söylemeyeceğim. Yani Tamamen sinemaya fokuslanacağım diye bir açıklaması vardı. Herhalde bazı konularda da büyük konuşmalar. Kırılmıştır. kırılmıştır. Bir şeylere kırılmıştır. kırılmıştır. Evet. Yani sanatçı kişiler çok kırılgan olabiliyorlar. Hı hı. Hatta haddinden fazla kırılgan olabiliyorlar. O da, o da bir şeylere kırılmıştır, küsmüştür, bırakıyorum demiştir. Ama ben onu o demecini okuduğumda da inanmamıştım. Yani öyle bir şey ki bizim mesleklerimiz... Hı. E, sen yazmayı bırakabilir misin? Yok bir şekilde tekrar başlıyorum. Bırakacağım diyorum. E tekrar işte başlıyorum. Yani bırakılmaz. bırakılmaz. Evet. Emek evet. verdin sevdiğin işi şey. Evet doğru, doğru. Bugün şimdi aslında bunu bütün hani yani şöyle birçok kadın arkadaşımın da böyle bir sıkıntısı ve derdi var. Belki siz de yaşamışsınızdır. Yeliz Yeşilmen dedi ki evimde çalışan kadın beni dolandırıp kaçtı. Haberin detayını şimdi size okuyacağım ama hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Yok gelmedi. Evet ama uzak. <laughs> ee, Yeliz Yeşilmen e, Uganda vatandaşı olan çalışanın kendisini dolandırıp kaçtığını iddia etti. Onu evladım gibi görmüştüm, sahip çıkmıştım, dolandırdığı yetmezmiş gibi bir de beni herkese caniymişim gibi anlatmış dedi ee, Gökhan Gökdoğan. Yalnız şöyle bir şey göre... var tabi. Onlar da o kadar çok cim. Ben mesela hep şunu demişimdir. Ah bir kalemim olsa da benim eve gelip çalışıp giden, çalışıp giden, çalışıp giden kadınları yazsam, e, istesem. E, yani e, uzun süreli demek ki birini buldu evet. e, ve inandı. Evet. E, ona iyilik yapmaya çalıştı ama işte bu sadece dolandırıcılık zaten biliyorsunuz aldı başını, aldı başını gidiyor. gidiyor geçmiş Aynen. olsun diyeceğiz evet geçmiş olsun ne demiş biraz da ağır konuşmuş hayatında ev görmemiş yer yurt görmemiş biriydi yazıktır deyip sahip çıktık onu evladım gibi gördüm ama neler yapmış. Beni arkadaş, dost dediğim insanlara da şikayet etmiş. Beni sanki caniymişim gibi anlatmış. Maalesef dost olduğuma inandığım insanlar bu kadına da inanmış diyor. Ee, zaten hiçbir iş yapmıyordu. Benden iki katı maaş istedi. Ben de yalnız başına çalışan bir kadını ve o paraları veremem dedim. Ayrıca hiç iş bilmediği için evdeki eşyaları kırıp döküyordu. Beni binlerce lira zarara soktu ancak hiçbirini <laughs> maaşından kesmedim Naipçi. şimdi kaçtı gitti şikayetçi olacağım Hı? diyor. Birinci round ikinci round. Evet. evet. evet Burada evet. bir başka bir acaba bir şey mi var ya? Bu dolandırma kısmını ben şey yapamadım. Evet hani Anlamadım. dolandırmaysa ben hani böyle evden bir şeyler falan aldı evet, gitti falan Evet ben de öyle zannettim. Diye... Bir e, hırsızlık hani e, bırakıp... vakası var zannettim evet. açıkçası. Çünkü yani. ortalıkta bırakabiliyor insan bazı şeyleri. Tabii. Kandırıldım. Dese. Evet. Daha e, bir de çok e, bir Türk vatandaşı da değil anladığım kadarıyla e zor bulması da zor. Ya bu çok başımıza geliyor. Başımıza derken hemen böyle çevireyim. Ee, özellikle ünlü isimlerin evlerine aldıkları kadın, yatılı kadın ya da günlük aldıklarında Hı. en çok yaşadıkları şey tabii ki bir noktadan sonra şimdi belli bir mesafe koyuyorlar Hı. ya da koymuyorlar. Çok Hı. samimi oluyorlar ya da olmuyorlar. O olup olmama halleri içinde Hırs yapıyor evde çalışanlar. Ya onları dolandırır ya kandırır. Can yakmak istiyorlar. Ciddiyim bu arada. Çok net. Ee, şey yaklaşmak sahip olduklarına lazım. Ben hep öyle yaklaştım. Yani sahip. onun da aileden biri olduğunu zannetmesini sağlamanız gerekiyor. Tabii. Ben hep öyle yaptım. Mesela yani ben evimde kadın varken de ben yemeklerimi kendim yaptım yıllarca. Mümkün hmm. değil başkasına yemek yani eşim de yemez. Yemek evet. yapmayı da çok seviyorum. Mesela yemek yapacağım zaman evet bugün ne yemek yapalım diye ona da sordum. Hmm. Yani bu çok basit şeylerle onu ailenin, ailenin bir üyesi olduğunu fark ettirmeniz gerekiyor. Tabii. Çünkü onlar da ailelerinden uzaklar ve Kesinlikle. aile hasreti çekiyorlar. Evet. Yani işte burası larda empati Dengi. kurabiliyor insan. Ee, kolay değil. Sen de bir gün o duruma düşsen gidip e, Allah korusun Rusya'da Başka hiç tanımadığın bir birinin evet, evini evet. temizlemeye kalksan evet. evet. kendini nasıl hissedersin? Bir aile özlemi. O yüzden ben hep e, mesela gel hadi bak çok güzel bir film beraber seyredelim derim. Oturun beraber film seyredelim. Ha, ne kadar. Biraz e, insanca ve yakın e, davranmak gerekiyor galiba. Nilgün Hanım siz öylesiniz. Bazı Orta. örnekler var pek öyle değil şimdi. Yani hani şimdi <gülüyor> <gülüyor> bahsettirmek... Ben de nereden... gördüm bunları ve çok evet, üzüldüm evet, ama... Evet. ...yemeğini hayranları bile gördüm. Yani bizim yani. yanımızda ceyran eden olaylar bile oluyor. Neyse şimdi hani ben var. en azından utanıyorum. ha. Bir tanesi var mesela yediği peynirler ayrışıyor. E tabii tabii Ay. yemeği yediği yemeği. Mesela bak şekerim bu yemekler bizim bunlara e, sakın dokunmuyorsun. Kuracağım. Sen kendin şurada ne yukarıda, istiyorsan yap. Yukarıda yani, Allah var. Senin e, de ne zaman aç kalacağın neyi yemek zorunda kalacağın hiç belli, belli. olmaz. Hiç belli Tahmin değil. Tahmin ettim kimden bahsettiğini. Hiç evet. belli değil. Ee, biraz eğlenelim. Çok güzel komik bir görüntü var. Demet Akalın ve kaynanasını... Victoria Beckham <laughs> ve gelinine bağlıyoruz. Ama nasıl bağlıyoruz izleyelim. De <laughs> Demet Akalın, sevgili deme Akalın her defasında aslında kayınpederiyle arasının çok iyi olduğunu ve kayınvalidesi Yıldız Kurt'la biraz daha mesafeli diyor. Hep böyle anlatırken ıı, kaş göz yapıyor. Anlıyoruz orada mevzuyu. <laughs> Derin mevzuyu. Diğer tarafta da Victoria Beckham'la gelini Nicola Peltz. Onların da aralarında böyle fırtına yabancı magazini falan bayağı şey yapıyor. Bir araya getiriyor. Bir Dünya Magazin'de iki e, kayınvalide gelin durumunu karşı karşıya getirmiş. Hangisi daha sıcak, hangisi daha evet. samimi diye de sormuş <laughs> hangisi daha sıcak? Karşılaştırma tabi biraz şey olmuş değişti. Tabi bizim gelin kaynana daha sıcak Samimi Evet, evet daha, daha samimi. Sıcak. Okan tabii. kurt çekmiş bu arada görüntüleri. Evet, <laughs> evet bayağı Erkan bizden da, yani. Tabi Okan da bu anı Demet kaçırmaz e, Eşiyle annesinin <laughs> sıcak görüntüleri. Evet ama şimdi diğeri ben Demet Akalın'la. Kayınvalidesini tercih ederim çünkü çok samimiler, çok gerçekler Evet. görüntülerde. Tabii tabii evet. gerçek yani Aralarında rol olsun. değil, e, poz vermek değil, değil, değil yaşamışlar. Değil. Yani onlar Diğerleri bir de konuda çatışsalar bile onu yaşarlar sonra da aa öpüşürler. Yani e, sorunlar yaşanabilir, anne kız arasında da yaşanabiliyor. Evet. E, ama önemli olan kalp kırmamak, hmm. e, ortak noktada buluşmak ama bu gelin kaynağı zaten biliyorsunuz hep gündemde, Oo, hep gündemde, yüz yıldır, 100 ha, belki daha fazla. Yani. Evet. Ne o, var aslında yani? Hiçbir şey. Kayınvalide gelin arasındaki bu gerilim niye? Bilmiyorum. Ne? Yani. Orada ne var biliyor ne musun? Empati Esası yok. Hiç, mesela evet. benim Deneyimle kayınvalidemle hiç, hiç sorunum olmadı? Allah rahmet eylesin. Ee, kızı gibi severdi. Orada e, konu oğlan, evet. erkek tarafı. Ne yapıyor? Dengeyi kuracak. Dengeyi kuracak. Yani mutlaka. Annenin kayınvalidenin karşı çıktığı bir şey, gelinin bundan hoşlanmadığı bir şey olabilir. Burada karar merci e, erkek. Erkek. Hı hı. Erkek. Bak, bir tarafı geldik. daha çok tutar. Öteki tarafı hı. E, haksız e, görürse işte orada esas dengeler bozulur. Bir daha da toparlaması zor. Ama e, eğer böyle bir sorun varsa erkek o dengeyi kuracak. ya Peki şimdi, Erkek dengeyi ha. kuramadı çok özür dilerim. A, yok yok söyle. Erkek... E, şey, Annenin ne yapması gerekir burada? Erkek dengeyi kuramadı. Kayınvalide ne yapacak? Kayınvalide aklı şey gönlü o evliliğin yürümesinden yanaysa kenara çeker. Kenara oğlun... çekilecek. Zaten e, şimdi Öyle şöyle bir şey var ya. ki e, erkeklerin de yaptığı bir yanlış var. Erkek evleniyor ve artık kendi bir ailenin reisi. Evet. Kendi ailesi var. Ama Hı. eski ailesinden kopamayan erkekler de var. E, yani ilk önce orası sonra burası diye bakanlar da var. O zaman da tabii e, gelin e, haklı olarak diyor ki ya senin bir evin var gel bir. Yani ben çok iyi biliyorum ki Hı. evine gelmeden annesini uğrayan ha işte e, bak olmaz işte o zaman ne oluyor Hı. ama hayatım ben sana yemek hazırladım seni bekliyorum her gün her gün ne yapıyorsun çok tanıdık cümleler bunlar evet evet <laughs> ya tanıdık. bunlar yaşanan şimdi bizim mesleğimiz Yelda'cığım gözlemcilik olduğu Kesinlikle. için evet, biz evet. bunların hepsini gözlemliyoruz Gördünün, tabii. Ee, onları böyle belli rollere belli yerlere o tavırları o vücut hareketlerini o bakışları yerleştiriyoruz. O yüzden çok şahit olduğum vaka var evet, böyle. Evet Negin Hanım şimdi şöyle ünlüler dünyasında sanki onlar hani hep böyle insanların kafasında bir ünlü şeyi var ya gerçi sosyal medya sayesinde o da kalktı onlar markete gitmez. Onlar kayınvalideleriyle kavga etmez. Onlar yemek pişirmez. Hani <laughs> sanki onlar böyle onları yaşamayan bir üst grup gibi. Halbuki Baya baya kayınvalidesinde kapışan, bu yüzden evlilik bitiren ünlü de var. Tabii canım Olmaz hepimiz mı? insanız, hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani pazara gidiyoruz. Yani ben baya dizilerim varken, ekrandayken pazara giderdim çok şaşırırlardı diyordum ki niye şaşırıyorsunuz hanımlar yani ben de pişireceğim yemeği e, görerek almak istiyorum ben benim de iki elim iki ayağım var sen bankada memuresin ben sanatçıyım sen sanatçısın evet. fasulye ayıtlayamazsın <laughs> Vallahi öyle güzel kışlıklar yaparım Oy, ki biliyorum. <laughs> bilmez miyim bu arada arkadaşlarımız diyor ki tam bunun üstüne bir videomuz var size kapak olsun diye mi gönderiyorsun bu şimdi bize bunu Netflix olarak böyle bir anda kocama çarparım. Babam beni çarpar. Ben ikisine de, de çarparlar. Bir resim yukarısı rejine diyor. İşte kadınlar erkekleri öldürüyorsunuz. Hiç de katılmıyoruz burada üç kadın olarak. Hadi reklam. <laughs> Hadi. reklam. Evet son dakikalara girdik. Tekrar e, milletimizin başı sağ olsun. E, geride kalanlara e, başsağlığı diliyoruz. Sabırların en büyüğünü diliyoruz. Bu arada İslam aleminin ve ülkemizin... Miraç kandili de kutlu olsun demek istedim. Evet ben de herkese hayırlı, sağlıklı kandiller diliyorum. Ee, bir daha bu 6 Şubatları yaşamayalım. Evet. Tek temennimiz bu. Evet. Ee, herkesin Allah yardımcısı olsun. Orada yaşayanların, Sabır, göç edenlerin, e, kayıpları olanların. Evet. Hala orada yaşadığı e, şeyle e, hastalıkları olanların. Çok sakat insanlarımız da kaldı. Evet. Hepsine e, onlara da şifa diliyorum. Ne diyeyim? Evet Zor. Rabbim ülkemizi tüm felaketlerden korusun. Bir daha böylesi deprem gibi doğal afetlerle bizi sınamasın, canlarımızı kaybetmeyelim. Miraç kandilimiz de mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Evet, e, şimdi programı e, Şansın Tüzünün Gitti Canlar Söz müziğini imza attığı parçasıyla kapatıyoruz. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.